Herkese merhabalar. Benim göz bebeğim olan bir maskeyle karşınızdayım. Bu arada umarım iyisinizdir. İyi olduğunuzu varsayarak videoya direkt bodoslama daldım. Bu maskeyi hepinizin yapmasını istiyorum. Tabii ki gözenek probleminiz varsa, yüzünüzün daha botokslu, daha genç, daha sağlıklı gözükmesini istiyorsanız, aynı zamanda da istenmeyen siyah noktalarınız, özellikle burun çevrenizde ve T bölgenizde varsa, yağ butonlarınız varsa, onları kökünden halledebilecek bir maskeyle karşınızdayım. İsterseniz malzemelerimize geçerek direkt videomuza geçiş yapalım. Şimdi eğer isterseniz maskeye kaynar su dökerek de kullanabilirsiniz ama ben biraz fokurdamasını istediğim için boş bir cezvede güzelce soğuk suyumu kullanarak fokurdatarak yapacağım bu maskeyi. Daha sonrasında ise içerisine ilk malzememiz kahve. Kahve çok güzel gözenekleri temizlediği için ve güzel koktuğu için ben mutlaka ekliyorum. İçtiğiniz kahvenin telvesini de kullanabilirsiniz. Böyle boş bir şekilde de kullanabilirsiniz. Sonrasında jelatin ekliyoruz. Jelatini her yerde bulabilirsiniz ama internetten almak isterseniz de aşağıya linkini bırakacağım. Online olarak da satın alabilirsiniz. Hayvansal bir jelatin kullanıyorum ben burada. Daha sonrasında ise asıl yine malzememiz, doğal botoksu sağlayabileceğimiz malzememiz yüzümüzde zerdeçal. Bunu ekliyorum. Bu olmazsa olmaz bu maske için. Çünkü hem gerdirecek yüzümüzü, hem rengini açacak, hem de gözeneklerimizi tamamen temizleyecek. O yüzden görünen miktarlarda zerdeçal kullanmaya dikkat edin. Daha sonrasında içme suyu kullanıyorum. Çeşme suyu da kullanabilirsiniz ama benim tercihim genellikle içme suyundan yana oluyor. Bütün malzemelerimi bu boş cezvemin içerisinde güzelce harmanlıyorum. Öncelikle hepsini boşaltıyorum. Daha sonra en son suyumu ekliyorum. Bu suyu ekleme olayında en önemli şey jelatinin parçalarının tamamen erimiş olması. Jelatinin erimesi için ya kaynar suyu böyle fokurdayarak dökeceksiniz içerisine ya da dediğim gibi cezvede güzelce ısıtacaksınız. Yaklaşık bir 40-45 saniye içerisinde zaten bütün jelatin içerisinde eriyor, malzemeler harmanlanıyor. Ben şimdi eritip tekrar geliyorum. Erittikten sonra bu görünüm alması gerekiyor. İçerisinde kahve ve zerdeçalın tanecikleri olacak. Ona dikkat edin lütfen. Daha sonra yüzünüze uygulayabilirsiniz. Çok sıcaksa eğer birazcık soğumasını bekleyin ve yüzünüze uygulayın. Yüzünüzde istediğiniz bölgelere uygulayabilirsiniz. Yani benim uyguladığım gibi tüm yüzünüze uygulamak zorunda değilsiniz. Sadece burun çevrenizde varsa siyah noktalarınız ve problemli gördüğünüz alan, sadece burun çevrenize uygulayın. Ya da alın bölgenizde küçük küçük pütürtüleriniz vardır, siyah noktalarınız vardır, gözünüze hoş gelmeyen yağ butonlarınız vardır. Alın bölgenize uygulayabilirsiniz. Ya da çene bölgenizde, özellikle erkeklerde çene bölgesinde çok fazla yağ butonları oluyor ve siyah noktalar oluyor. Çene bölgesine sadece uygulayabilirsiniz. Yani lokal olarak da yüzünüzün istediğiniz bölgelerine uygulayabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinizdir. Yüzünüzde herhangi bir şekilde ağırlık yapmayan bir maske olduğu için ve gerçekten çok fazla işe yaradığını düşündüğüm için bence tüm yüzünüze uygulamanızda fayda var. Tabii ki uygulamadan önce ufacık bir yerde boynunuzda özellikle denemeyi ve bir reaksiyon verip vermediğini de kontrol edin. Daha sonra istediğiniz yere kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Harika maskemi sürme işlemini bitirdim. Siz isterseniz 3-4 kat daha geçebilirsiniz. Eğer soyulabilir bir hale getirmek istiyorsanız daha kalın uygulamanız gerekiyor ama ben içerisinde zerdeçal olduğu için çok fazla yüzümü yıpratmak istemediğimden soymayacağım. Bunu direkt duşta şöyle ellerimle hareket ettirerek hem tüylere hem gözeneklerimin içerisine iyice girmesini sağlayarak o şekilde yüzümden çıkartacağım. Ama dediğim gibi eğer soyulabilmesini istiyorsanız bir tık daha jelatinin miktarını artırıp birazcık daha kalın uygularsanız kuruduktan sonra soyabilirsiniz. Bunu yüzümde yaklaşık 20-25 dakika boyunca bekleteceğim. Zaten gözeneklerinizin içine yavaş yavaş dolduğunu ve katılaştığını hissedebiliyorsunuz. Tamamen kuruduktan sonra elinizde şöyle dokundurduğunuzda hiçbir şey gelmezse eğer tamamen kurumuş demektir. Zaten yüzünüzde çekilmeye başlıyor. Sonrasında ben duşa giriyorum. Her zerdeçal maskesi yaptıktan sonra yüzümde herhangi bir sarılık kalmaması için duş almayı tercih ediyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Yoksa eğer birkaç saat sonra yine tonikle yüzünüzü tekrar temizlediğinizde o sarılık kalmayacaktır. Şimdi ben 20-25 dakika yüzümde bu maskeyi bekletip daha sonra duş alıp son bakımlarımı yapmak için yine karşınızda olacağım. Tekrar geldim ve bakımımı tamamlayıp videoyu sonlandıracağım. İsterseniz bu aşamada cilt tipinize göre bir nemlendiriciniz varsa onu sürüp uyuyabilirsiniz. Ya da benim gibi derma roller rutini yaparak maske hızını iki katı çıkartıp daha iyi nüfuz etmesini sağlayabilirsiniz cildinize. Ya ben genellikle bu tarz
Çok etkili maskeleri yaptıktan sonra mutlaka Dermalogica uygulaması da yapıyorum ki cilt altıma güzelce geçsin ve kolajen üretimiyle birlikte o maskeden %100 başarı sağlayabileyim. Bugün daha çok bolca gözenek temizliği yaptığımız için gözenekleri sıkılaştıracak limon yağından faydalanacağız. Evinizde olmayabilir, ben size aşağıya açıklamalar kutucuğuna ve yorumlara sabitleyeceğim. Alabileceğiniz Dermaroller ile birlikte kullanabileceğiniz ya da Dermaroller'sız da pıt pıt hareketlerle uygulayabileceğiniz yağları ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ucuza alabilirsiniz. Yani şunlar 15-20 liradan oluşuyor ve size aylarca yetebilecek kapasiteye sahipler. O yüzden mutlaka bakın. Bugün dediğim gibi gözeneklerimizi iyice açtık, temizledik, içlerini boşalttık. Şimdi artık sıkılaştırma zamanı. Şöyle şu kısımlara çok az miktar, gördüğünüz gibi birer damla aldım ve önce parmaklarımla güzelce yediriyorum. Burun üstümde dahil. Yanık kokusu o kadar güzel, o kadar iyi hissettiriyor ki direkt yani aynaya baktığınız zaman gözeneklerinizin de aynı zamanda küçüldüğünü görebiliyorsunuz. Yağ formunda olmasına bakmayın. Emildikten sonra cildiniz kupkuru. Ondan sonra güzelce kendi nemlendiricinizi uyguluyorsunuz. Öyle yağ formunda işte daha kötü olur falan diye düşünmeyin. Şu çene bölgeme dikkat etmenizi istiyorum. Bu kısma Dermaroller uygulamayacağım. Neden? Çünkü maskeyi yapmadan önce burada pütürlükler hissediyordum ve uçları yoktu. Maskeyi yaptıktan sonra minik minik uçları çıkmaya başladı. Yani hemen etkisini alabiliyorsunuz maskenin ve cilt altınızda oluşmuş o pütürlükleri önce yüzeye çıkartıyor. Sonraki yaptığınız maskede de tamamen yok ediyor. O yüzden bu kısmı böylece limon yağı sürüp bıraktım. Ben burun ve alın bölgeme Dermaroller uygulaması yapacağım. Direkt aldım temizlenmiş Dermaroller'ımı. Şu şekilde uyguluyorum. Burnuma yıldız işareti yapamayacağım için şöyle iki tarafına da eşit olarak uygulamamı yapıyorum. Dermaroller nasıl uygulanır merak ediyorsanız Google'a yazdığınız zaman bir sürü görsele denk geleceksiniz. Herkesin uygulama şekli farklı. Ben burnum için bu şekilde uyguluyorum. Bu iki tarafıma ve alnıma yıldız işaretini yapabiliyorum gördüğünüz gibi. Bir böyle sürüyorum. Bir böyle. Bir bu tarafa doğru. Bir de bu şekilde. Dermaroller işlemi bu kadar kısa sürdü. Tüm yüzüme yapmadım gördüğünüz gibi. Sadece gözeneklerimin açık olduğunu düşündüğüm bölgelerde uyguladım. Bu işlem bittikten sonra yaklaşık 1 saat bekliyorum ve daha sonra nemlendiricimi sürüp o şekilde yatıyorum. Yani böyle limon yağını sürdüm, böylece yatabilirim diye düşünmeyin. Kendi kullandığınız nemlendirici, yoğun bakım kremleriniz varsa, özellikle kuru ciltler için konuşuyorum, mutlaka onu sürüp o şekilde yatın. Sabah uyandığınızda zaten ürpak bir şekilde uyanıyorsunuz. Pamuk gibi oluyor cildiniz. Hatta şu an bile banyodan çıkınca pamuk gibi olduğunu hissedebildim. Benim rutinim bu şekilde. Dediğim gibi en son nemlendiricimi de sürüp olayımı tamamlıyorum. Umarım notlarınızı almışsınızdır. Almanız gereken yağların, Dermaroller'ın linkini aşağıya ekliyor olacağım. Mutlaka kontrol edip tıklayıp satın alabilirsiniz. Çünkü indirimli olanları ekliyorum. Hepinize kocaman öpüyorum. Benden bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.